Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere EBA'dan harici canlı ders nasıl oluşturulur detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak EBA'mızı açtıktan sonra canlı dersler bölümüne giriyoruz. Ardından harici canlı ders ekleme bölümüne girdikten sonra artık canlı ders bilgilerini sistemimize giriyoruz. Ben buraya Zoom deneme dersi diyorum. Burada ana sınıfı 5, 6, 7, 8. sınıf. Şu anda bizim okulumuz ortaokul olduğu için ve ana sınıfları olduğu için sistemde otomatikman o sınıflar gözükmekte. 5. sınıf diye seçiyorum. Ardından 27 Kasım sabah 8.30'a dersimi seçmek istiyorum. Açıklamada EBA canlı deneme dersi diyorum. Uygulama Zoom, Google Meet, Skype üzerinden de dersimize ekleyebiliyoruz. Ben Zoom üzerinden bir örneğini göstereceğim. Zoom olarak gördüğünüz gibi ekledim. Ardından ders linki istiyor. Ders linki ekleme kısmında arkadaşlar bu arada Zoom'a gidiyoruz. Çünkü bizim eklediğimiz dersin linkini buraya kopyalayıp yapıştırmamız gerekiyor. Tekrardan Zoom'a bağlanıyoruz. Burada Schedule Class seçeneğini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada ders ekleme kısmımız var. Üst kısımda bunu ismini istediğimiz gibi de değiştirebiliriz. Ben şu anda aynısının kalmasını istiyorum. Eklemek istediğimiz saat Cuma günü yani ayın 27'si 08.30'du. Hemen 08.30'a bir düzenleme yapıyorum. Dersimizden yarım saat aralığında. Şurada da saat dilimi olarak da İstanbul seçili değilse arkadaşlar İstanbul olarak seçmemiz gerekiyor. Ardından Personal Meeting ID var. Bunu tıklıyoruz. ID'miz sabit olsun. Burada da 1, 2, 3, 4, 5'te zaten Zoom'da ben otomatik olarak şifremizi 1, 2, 3, 4, 5 olarak yapmıştım. Ardından bekleme odaması kısmı var. Bekleme odaması kısmını tıklamazsam benim ID'mi ve şifremi yazan herkes dersime anında katılabiliyor. Ama ben bekleme odasını yapıyorum ki aktif hale getiriyorum ve kimin derse girip kimin derse giremeyeceğini de benim karar verme noktası olarak da kendimi seçmiş oluyorum. Ardından save'e tıkladığımda gördüğünüz gibi şu anda dersim oluşturuldu. Dersim oluşturulduktan sonra şurada Join Zoom Meeting adresi var. Şunu tıklıyorum ben şöyle göstereyim bir de. Ctrl C yapıyorum. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra tekrardan EBA'yı geliyorum. Linki buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum gene. Gördüğünüz gibi dersimizi şu anda linkini de yapıştırmış oldum. Buradan da örnek bir ders seçiyorum. Tüm konular. Buradan da 5A sınıfı diyorum. Öğrencileri listele. Öğrencileri de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda listeledi. Ardından öğrencileri listeledikten sonra canlı dersi gönder butonu var. Canlı dersi gönderdiğimde otomatikman yarın yani ayın 27'si sabah 8.30'da canlı dersimiz oluşturuluyor. Ve o sınıf düzeyindeki bütün öğrenciler artık bildirim EBA üzerinden gitmiş oluyor. Artı olarak ek katılımcı öğretmen seçeneği bölümümüz var. Buradan da herhangi bir öğretmenimizi seçerek de dersimize katılmasını sağlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.